Maç iyi başladık. Fakat oyun geri kalanında o bizim oyunu sergileyemedik. Gereken yani defansa sertlik, gereken ofenste paylaşım. Yani defansı yapamayınca ofenste o oyunu etkiledi ve boş şutları kaçırdı. Onlar da bize fast break olarak geri geldi. Yani böyle oyunu Telekom karşısında yani normal bir gün oynayarak kazanamazsan yani daha fazla yapması gerek yok. Gerek var. Onu da bugün yapamadık ve böyle bir sonuç aldık. Yani bundan sonra artık bu maçtan ders alıp önümüze bakacağız. Şimdi faul yüzdemi zaten her şeyi anlatıyor. 18'de 7, %38 gibi bir yüzdeyle oynadık. Bu ilk yarıda daha da düşüktü. Bana göre faul yüzdesi oyuncuların konsantrasyonu direkt gösteren bir indikatör. Ben iyi konsantre olmadığımızı düşünüyorum. Mutlaka olan oyuncular var ama takımın genelinde bu konsantrasyonun yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum. Telekom gibi bir takımı yenmek için yenmemiz mümkün ama bu oyunla değil. Hem savunma hem hücum anlamında çok daha istekli, mücadeleci ve çok daha akıllı oynayarak yenmemiz mümkün. Bugünkü oyun genel anlamında bu değildi. Zaman zaman yani maçın başında kısa bir dönem ve sonrasında 15-20 sayı geri düştüğümüzde tekrar bir direnç gösterdiğimiz periyotlarda bunun örneklerini sergiledik. Ama bunun çok daha maçın içine yayılması lazım. Telekom gibi çok tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımı yenmek için. Sağlık olsun. Bu organizasyonun içerisinde yer almak, yarı finale kadar gelmek, buranın hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Hem öncesinde oynadığımız grupta hem buradaki maçlarda. Final maçını oynayacak takımlarda başarılar diliyorum. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Finale kaldığımız için mutluyuz. Kupayı alabilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah buradan şampiyon olarak Federasyon Kupası'ndan ayrılmak için elimizden geldiğince, var olduğunca gücümüz mücadele edeceğiz. Ve sonunda inşallah kupayı alıp gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Antalya Spor takımını tebrik ediyorum. Bir defa ligde oynadıkları maçlar, Antalya'da yarattıkları heyecan ve oynadıkları basketbola ligin önemli takımlarından bir tanesi, flash takımlarından bir tanesi. İlk yarıyı da pozisyon olarak ligde çok iyi pozisyonda bitirdiler. Bizim için de kupada ikinci gün yarı final, finale kalmadığını önemli bir maçtı. Çünkü teknik olarak da bize zorluk yaratabilecek bazı detaylar vardı. Bunlarla alakalı iyi çalıştık ve sahaya iyi yansıttık. Kent takıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü ligde çok önemli bir pozisyondayız ve 15 hafta kala liderliğimizi sürdürüyoruz ve artık Süper Lig'e çıkmak için bütün çabamızı orada mücadele ederken ligin arasında gerçekten bizi mental ve fiziksel açıdan yıpratabilecek bir turnuvayı da oynuyoruz. Ama oyuncularımız gerçekten müthiş bir konsantrasyon ve istekle burada da kupayı almak için gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Kendi oyuncularına başta kaptanlar olmak üzere, Ender Aslan ve Kaya Peker olmak üzere yarattıkları sinerji pozitif ve takım için içeride yarattıkları pozitif enerji için teşekkür ediyorum. Finale kaldık. Finalde de Türk Telekom'un hedefi ait olduğu her yerde yarışta her kuralda başarılı olmakta. Kupayı almak için pazar günü burada olacağız. Size de buradaki organizasyona teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.